Avrupa basketbolunun bir numaralı ligi EuroLeague, beyaz sezon ilan edilerek yarım kalan 2019-20 sezonu sonrasında belki de son yılların en keyifli sezonlarından birini tamamladı ve şampiyon Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe'den sonra Efes'in de şampiyonluğa uzanarak Türkiye basketboluna prestij kattığı EuroLeague'de 2020-21 sezonunun en iyi 10 oyuncusunu sizler için seçtik. Verimlilik puanı, takımına katkı, takım başarısı kriterlerine göre değerlendirdiğimiz ve oldukça zor karar verdiğimiz liste sonrası sizin de yorumlarınızı, listelerinizi ve elbette beğenilerinizi bekleriz. On numara Will Clyburn, CSKA Moskova. CSKA Moskova için oldukça zor bir sezon oldu aslında. Takımın bir numaralı yıldızı Mike James ile koç Itudis arasındaki kavga ve James'in normal sezon bitmeden ayrılığı, Milutinov'un playoff öncesinde sezonu kapatması gibi önemli kayıplara rağmen Rusya ekibi yine de Final Four yaptı ve bunda en büyük katkıyı Will Clyburn sundu. Efes'le oynanan Final Four yarı final maçında 34 verimlilik puanıyla takımını son ana kadar maçta tutan Clyburn, bu sezon CSKA ilk 5 oyuncusu olmadan takımının en önemli silahı olmayı başardı. 9 numara Brandon Davis, Barcelona. EuroLeague'in son yıllarda gördüğü belki de en agresif pivot olan Davis, bu sezonki yıldızlar topluluğu Barcelona'da aslında ilk hesaba katılan oyunculardan değildi ama katkısı çok büyük oldu. Charles Yasikevicius'un fiziğe dayalı oyununda hareketli ve gövdeli bir uzun olarak rakipler için hep tehdit oldu ve özellikle Zenit'le oynanan sancılı playoff serisinde takımını ayakta oturttu. 8 numara Nikola Mirotic, Barcelona. Belki onun adını daha yukarılarda beklediniz ama o aslında kendisinden beklenenin gerisinde kaldı. Mirotic tecrübesi ve üstün yeteneğiyle normal sezonda takımını taşırken playoff ve Final Four maçlarında aslında görevini tam yapmadı. Yine de 19.5 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Mirotic'i listeye almasak olmazdı. 7 numara Nando De Colo, Fenerbahçe. De Colo çoktan EuroLeague tarihine geçmiş özel bir oyuncu. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda kaosun içine düşen ve isteneni veremeyen De Colo, yeni yapılanma ve geçiş sezonunda sazı eline aldı ve takımının skor yükünü üstlenerek sarı lacivertleri playoff'a götüren yolu açtı. Normal sezonda 27 dakika ve 15 sayı ortalaması yakalayan De Colo, eski takımı CSKA'ya attığı 38 sayıyla da akıllara kazındı. 6 numara Sertaç Şanlı, Anadolu Efes. Tırnaklarıyla kazıya kazıya inşa ettiği kariyerinde Sertaç asıl patlamasını bu sezon 29 yaşında yaptı. Dunston ve Plyce'ın ardından 3. pivot olarak başladığı Efes sürecini bu yıl değişmez ilk 5 oyuncusu haline dönüştüren Sertaç Şanlı hem içeride hem dışarıda, hem savunmada hem hücumda parmak ısırttı ve Efes'in şampiyonluğuna en büyük katkılardan birini o yaptı. Her şey istatistik kağıdına bakılarak anlaşılmaz. Sertaç'ın katkısı maç izlenirken belli olur. 5 numara Vladimir Lucic, Bayern Münih. Bu sezonun en büyük başarı hikayelerinden biri de hiç kuşkusuz Bayern Münih'e ait. Trinkieri'nin takımının playoff'a kalıp Final Four kapısından döndüğü bu sezonda Vladimir Lucic de kariyerinin en gösterişli dönemini yaşadı. Takımına tam anlamıyla liderlik etti. 32 yaşındaki tecrübeli isim 18 verimlilik puanı ortalamasıyla Bayern'in en güvendiği oyuncuydu. 4 numara Kevin Pangos, Zenit Petersburg. Bayern gibi bu sezona not düşülen diğer takım da Zenit Petersburg oldu. Jardiris'ten Barcelona'ya geçen ama sakatlıklar nedeniyle kötü bir iki sezon yaşayan Pangos, Xavi Pascual yönetiminde adını playoff'a yazıp neredeyse Barcelona'yı da eleme noktasına giderken geminin dümeninde Kevin Pangos vardı. 29 yaşındaki point guard, gösterişli normal sezon performansına 18 verimlilik puanı ortalamalı nefis bir playoff performansı ekleyerek herkesi mest etti. 3 numara Walter Tavares, Real Madrid. Campazzo gitti. Randle sezonu kapattı. Yul ve Rudy ortada yoktu. Sonra da Dek uçtu. Ama Real Madrid'de bir isim vardı ki bazı maçlarda canı çıkarcasına ayakta kalarak takımının playoff yapmasına en büyük katkıyı verdi. Walter Tavares. 2017'den beri Real Madrid'de olan Tavares, sezonun savunmacısı ödülünü alırken sadece savunma değil, parkeye her şeyini vererek büyük alkış aldı.
2 numara Jan Veseli Fenerbahçe. Obradovic sonrası geçiş sezonu yaşayan Fenerbahçe, sezonun ortasına geldiğinde büyük bir krize girdi. Ancak Jan Veseli kendisini aşarak bugüne kadar yapmadıklarını da yaptı, hatta bazen topu o getirdi ve kusursuz liderliğini de ekleyerek Sarı Lacivertlerin playoff yapmasının en büyük nedeni oldu. Playoff öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle herkesin aklında Veseli sakatlanmasaydı sezon nasıl biterdi sorusu kaldı. Çek Yıldız kariyerine bu sezon güzel bir imza bıraktı. 1 numara Vasilije Micić, Anadolu Efes. Yarım kalan geçen sezon Efes çok iyi durumdaydı ve bu sezona da favori başladı. Sezon başında Micić'le dahil yaşanan bir formsuzluk sürecinden sonra Sırp point guard tüm Avrupa kariyerinin pik noktasına ulaştı ve resmen durdurulamaz bir hal aldı. Shane Larkin gibi dominant bir point guard'ın takımında liderliği layıkıyla yerine getiren Vasilije Micić normal sezon ve finaller MVP'sini alırken haliyle listemizde de saygılarımızla zirveye kuruldu. Durun, biliyoruz. Listeden memnun olmayanlarınız var. Ama ondan önce 10 sayısının sınırlılığı nedeniyle listeye almak isteyip alamadığımız Larkin, Panther, Shields, Baldwin, Henry, Polonara, Politka, Higgins, Wilbekin, Kalinic ve Dubljević gibi isimlere de saygı duruşumuzu yaparak ondan sonra diyeceğimiz bir sonraki videoya kadar hoşça kalın diyoruz.